Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Anlaşmalar sonrası harekete geçtiler. Ermenistan'a Türkiye'ye karşı kışkırtıyorlar. Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında iki ülkenin özel temsilcilerinin Viyana'da yaptığı görüşmelerde belli düzeyde ilerleme sağlandı. Bugüne kadar iki ülke arasında doğrudan uçuş seferlerinin yapılması, kara sınırlarının üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine açılması gibi somut adımlar atılırken, tam normalleşme için hayata geçirilmesi gereken bir dizi adım daha bulunuyor. Hem Ankara hem de Erivan bu yönde adım atmaya istekli olmasına rağmen, iki ülke arasındaki normalleşmenin önündeki en büyük engel Ermeni diasporası. Çoğu ABD, Rusya ve Fransa'da yaşayan Ermeni diasporası, Ermenistan'ın kendi kendini yönetmesinin ve hükümetin tek başına karar almasının önüne geçiyor. Özellikle dış politikada Ermenistan hükümetine yoğun baskı kuran diaspora, söz konusu Türkiye ve Azerbaycan'la normalleşme olunca süreci sabote ediyor. Ermenistan'ın komşularıyla iyi ilişkiler geliştirmesini engelleyen diasporanın bu yaklaşımı, en çok da bu ülkenin halkını etkiliyor. Ekonomik olarak zor günler yaşayan Ermenistan, bölgesel işbirliklerinde yer alamıyor. Türkiye ve Azerbaycan'la doğrudan ticaret yapamıyor. Profesör Doktor Toğrul İsmail, diaspora olduğu sürece Ermenistan'ın tek başına dış politikada ve siyasette karar kılamayacağına dikkat çekti. İsmail, diaspora dediğimiz zaman Rusya'daki ve Batı'daki farklı. Diasporanın da kendine göre çıkarları var. Öte yandan, sözde soykırım iddiaları üzerinden finansal yardım alıyorlar. Bu sebepten dolayı da Türkiye ile normalleşme hoşlarına gitmiyor. Aynı zamanda bu meselede çıkarları olan ülkeler de var. Türkiye ile normalleşmenin onları etkilemesinden endişe ediyorlar dedi. Ermenistan'ın ekonomik durumunun iyi olmadığını söyleyen Profesör Doktor İsmail, Ermenistan hem siyaseten hem de ekonomik olarak zayıf bir ülke. Özellikle Azerbaycan'ın Vatan Savaşı'ndan sonra Ermenistan iflas etmiş durumda. Dolayısıyla bunlara baktığımız zaman Ermenistan'ın tek başına karar verme mekanizması yok. Avrupa'daki bazı ülkelerin de bölgede kendine has çıkarları var. Herkes biz barıştan yanayız dese de hepsinin kendi hesapları var diye konuştu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.